Dünyayı alarma geçiren bir omikron varyantından söz edeceğiz. Özellikle varyantın hızla etkisini Türkiye'de de hissettirmeye başladığını söyleyebiliriz. Sağlık Bakanlığı'nın son açıkladığı verilere göre omikron varyantı koronavirüs vakalarını arttırdı. Dünyanın pek çok kentindeki yeni yıl kutlamaları iptal edildi. Türkiye'de ise henüz hiçbir önlem yok. Aslında tabii Avrupa'da da en büyük sorunlardan bir tanesi. Şu anda onlar da kara kara düşünüyor. Yani çünkü yılbaşı insanların hep bir araya geldiği ve gelmek istediği bir dönem. Avrupa'da özellikle. Türkiye'de de tabii aynı şekilde yeni yıl kutlamaları için hazırlıklar yapıldı. Yani bu zaten vaka sayısını patlatacağı belli. Yani çok o net. Avrupa ülkelerinde koronavirüs kısıtlamalarını geri getiren omikron varyantı Türkiye'de hızla yayılıyor. Türkiye'de 20 binin altına düşen günlük vaka sayısı yeniden 32 bini gördü. Buna göre Türkiye'de salgın 7 ay öncesine döndü. Yani önümüzdeki günlerde çok daha yüksek sayılara alışın. Onları bekleyin yani. Bakan Koca 28 Aralık'a dair verileri bir artış trendine girildiği görülüyor notuyla paylaştı. Dikkatli olmayı, hatırlatma dozlarını bir an evvel yaptırmayı gerektiren bir dönemdeyiz dedi. İstanbul'da Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi'nin önünde koronavirüs testi yaptırmak isteyenler uzun bir kuyruk oluşturdu. Vaka sayılarındaki hızlı artışla birlikte uzmanlar özellikle yılbaşında kapalı alanlarda ve toplu eğlence mekanlarında vakit geçirmemeye gayret edilmesi konusunda uyarıyor. Bu yılbaşında da bir tane virüs yeterli oraya girmesi. Yani bir virüs girdiği zaman 30 kişi varsa 30'u da enfekte olur. O derece kötü bir virüsle şu an karşı karşıyayız maalesef. Profesör Derya Unutmaz da omikronun yayılım hızını tsunami olarak değerlendirdi. Yine aşısızlar veya aşısı tam olmayanlar hastaneleri dolduracak dedi. Türkiye'de henüz ne yeni varyantlara ne de hızla artan vaka sayılarına dair ek bir önlem var. Yurt dışındaysa özellikle omikron vakalarında artış nedeniyle önlemler sıkılaştırılıyor. Fransa'da işletmeler haftada en az 3, mümkünse 4 gün evden çalışma modeline geçecek. Ayrıca bar ve kafelerde müşterilerin ayakta içecek ve yiyecek tüketmesine izin verilmeyecek. Şehirlerde maske takma zorunluluğu da genişletilecek. ABD omikron varyantına karşı tetikte. ABD Başkanı Joe Biden hızlı vaka artışına karşı hazırlıklı olduklarını belirtti. Ülkede pazartesi günü yaklaşık 1000 uçuşun iptal edildiği açıklandı. ABD'li bazı teknoloji şirketleri artan korona vakaları nedeniyle New York'taki mağazalarını kapatma kararı aldı. Yunanistan'da yeni yıla genişletilmiş korona önlemleriyle girecek. Ülkede 3 Ocak'tan itibaren restoranlar ve barlar gece yarısından itibaren kapılarını kapayacak. Kamusal alanda maske takma zorunluluğu genişletilecek. Almanya'da ise 2 hafta önce 28 Aralık'tan itibaren önlemlerin sıkılaştırılması kararlaştırılmıştı. Almanya'da ülke genelinde gece kulüpleri, diskotekler ve benzeri mekanlar kapatıldı. Futbol maçları gibi büyük çaplı etkinliklerde seyircisiz düzenlenecek. Aşısızların daha önce süpermarket ve eczane gibi temel ihtiyaçlar dışında dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştı.